samimi konuşma olduğuna şahit olmuş. Evet. Ablasıyla arasında bir problem yaşanmış mı Hüseyin'den dolayı? Nasıl yani? Ya şimdi düşünsene, senin eski nişanlınla senin abla senin önünde samimi bir şekilde konuşuyor. Şöyle Esra abla, onu da anlatayım size. Şimdi hep Damla'nın üzerine oynamışlar zaten. İkisi bir araya geldiklerinde, kadar benim eşimle Hüseyin Yaşlı bir araya geldiklerinde benim Balzın üzerine oynuyorlar. Ne demek i̇şte, o üzerine oynuyorlar? Şöyle bir şey, benim Nezahat Yaşlı'ya gidiyorlar, diyorlar ki işte Damla şunu yapıyor. Hani yapmadığı şeyi yaptı olarak gösteriyorlar. İşte 30 yaşındaki adamla konuşuyor, şöyle böyle yapıyorlar diye Damla'ya cephe aldırmaya çalışıyor ailesini ikisi. Sen eşinle tam kaç gündür iletişim kuramıyorsun, telefonda görüşmüyorsun, seni aramıyor? Bir hafta falan. Bir hafta oldu. Yani geçtiğimiz haftadan... Evet, sadece bir kere iletişim kurdum. O da neden diye sordum sadece. Ne sordun? Hani niye böyle bir şey yaptın, neden dedi. O da dedi işte benim peşime düşmeyin, zaten de bulamazsınız. Biz de Ankara'da değiliz. Biz dediği Hüseyin'le beraber biz kaçtık. Evet. Biz Ankara'da değiliz, bizi... Aramayın, peşimize düşmeyin dedi. Hani daha doğrusu rahat bırakın bile dedi. Rahat bırakın dedi. Sen ona boşanmak istediğini ve boşanma davası açacağını söyledin mi? Söyledim. İşte dedi sen açmazsan, ilk başta onlar dedi bana davayı sen aç, davayı sen aç. İşte bizimkiler izin vermiyor gibisinden konuştular bana. Ben dedim davayı ben açmayacağım. Tabii kaçmadan önce olmuştu bunlar. Davayı ben açmayacağım, siz açın. Ben dedim hakimin karşısına çıkınca her şeyi dedim konuşurum tek tek. Benim için dedim sorun yok. Hanife Hanım, gelininiz gitti annesinin yanına nikahına. O süre içerisinde siz konuşur muydunuz? Konuştunuz mu kaderle? Ayın 30'unda Nezahat beni aradı. Dedi ben dedi Hamza'ya söyleyemedim. Benim dedi oğulluğumla kaçtı dedi. Kader dedi. Ben dedim inanamadım bir anda. İnanamadıktan sonra o da dedi ağladı, sızladı. Benim orada şekerim düşmüş zaten, iş yerine fenalaşmışım biraz. İndim aşağı dinlendim. Aradım tekrar annesini, dedim. Bu işin şeyinde sen mi varsın dedim. Sen mi yaptın? Çünkü sana güvenmiyorum ben dedim. Neden? Sen varsın. Çünkü... Kim benim valiyetim iyi derse ona yapıştırır. Yani bir anne evlendiği kişinin oğlu, evli bir kızının arasını yapar mı böyle bir çünkü şey? Çünkü 17 ya? Yaşındaki küçücük bir çocuğu, o çocuğu 30 yaşındaki çocuğa yakıştıran bir anne benim gelinimi niye yakıştıramasın? Zaten başta bizim kavgamız onlarla ayrılmıştı. Ben bunu düğün yapmıyor diye, beni düğün yapmıyor diye kızına bu şekil yaptı ama hani ben gelinim bu şekil düşünemez yani. Bu noktayı düşünemez. Aklına sokan odur. Benim şüphem nasıldır o geliniz? Yani mesela o bu annesinin yanına 12 Ankara'ya gidene kadar nasıldı? Ya gelinim iyiydi, böyle ne bileyim, bizim geçinmemiz iyiydi. Anne kız gibiydik. Çünkü ben onu bir gelin olarak değil de bir evladım olarak sevdim yani. Oğlum da çok sevdiği için bu nikaha ben şey yaptım. Hatta dedim oğlum evlenme. Çünkü dedim bunlar dedim dengesiz. Dengesiz olduğu için de dedim yani senin bu yuva kurulmaz dedim. Bunların bugün konuştuğu yarın tutmuyor dedim. Annesine dedim neden dedim, niye, sebep ne dedim. O kapattıktan sonra ben gelinimi aradım. Dedim kızım neden böyle bir şey yaptın? Sıkıldım, bunaldım, istediğim gibi hiçbir şey olmadı. Belki dedi askerden sonra dedi ben dedi hani Hamza'yla tekrar beraber olabilirim. Ben de dedim ne ki ona. Ne zaman diyor bunu, yeni mi? Yeni, bir hafta önce ayın 30'unda yani Hamza bana söyleyince. Yani dedim, Hüseyin Yaşlı'yla kaçtığını kabul etti mi size? O gün kaçtığını bilmiyordum ben. Bilmiyordun sen. Ya bize ilk başta söyledikleri Esra abla. O gün kaçtığını bilmedim. Boşanmak istediğini benim oğluma söylüyor. Boşanmak istediğini biliyordun, sıkıldım dedi. Sıkıldım dedi. Oğlum da beni üzülecek diyor, söylemiyor. İki gün önce söylüyor. Ben felç geçirdiğim için diyor annesi. Anne diyor seni üzülecek diyor, söylemedim diyor. Ama diyor böyleyken böyle kader benden boşanmak istiyor. Ama neden oğlum dedim. Sebep bilmiyorum anne dedi. Sebebini hiçbir şey söylemiyor. Kapattı telefonu. Ben aradım gelinimi. Dedim kızım neden dedim böyle bir karar aldın yavrum dedim. Ben dedi sıkıldım, bunaldım dedi. Hiçbir şey istediğim gibi olmadı dedi. Ama sen ne istedin de dedim. Tamam dedim biz bazı şeyleri maddi yönden yapamamış olabiliriz ama dedim. Hani hiçbir sebep yok yavrum dedim ona. Ağladı, kusura bakmayın dedi. Kapattı telefonu. O son görüşmeniz mi? Evet. Bir daha da görüşmediniz. Yok. Bir daha aradınız, ulaşabildiniz mi? Bir daha annesini aradım. Dedim ben Ankara'ya geleyim. Annesi dedi şimdi gelin dedi. Konuşalım. Tamam dedim ben Hamza'yı alıp geleceğim dedim. Kader oradan cırlıyor böyle bağırıyor. Gelme etme işte gelme
Ben dedim kızım dedim haksız çıkacaksın onun için mi dedim gelme diyorsun bana dedim. Niçin gelmeyeceğim ben dedim. Hani benim çekincem bir şey yok dedim. Ben seni kızım evladım gibi sevdim dedim. Nezahat Hanım telefon hattındaymış şu anda. Hamza'nın eşi Kader Alagöz eşini terk ediyor ve kaçıyor. Nerede olduğunu bilmiyorum ve boşanmak istiyorum dedi. Nezahat Hanım. Efendim. Kızınız sizin yanınızda mı? Ben onlara da izah ettim. Ondan sonra... Ya da Kader Bey, Hüseyin nerede? Bilmiyorum. Bir bilgim yok ikisinin nerede olduğundan. Hüseyin ve Kader beraber mi kaçtılar? Evet, beraber gittiler. Ne zaman kaçtılar? Hemen hemen 2 haftaya yakın oldu. 2 hafta önce kaçtılar. Niye beraber kaçtılar? Aralarında ne var? Aralarında ne olup olmadığını bilmiyorum. Ben sadece ondan sonra birbirimizi seviyoruz dediler ve buradan gittiler. Ben bu kadarını biliyorum. Tamam, yani birbirimizi seviyoruz. Aralarında bir gönül ilişkisi var. 15 gün önce de sizinle beraber bulundukları Ankara'daki evi terk ettiler. Evet. Niye bilmiyorsun Nezahat? Sen bilmeyeceğim ben mi bileceğim? 4 duvarın arasını sen bilmeyeceksin mi? İnsan evine geldiği kızının ne olduğunu bilmez mi? Anlamaz mı? Ben onaylamış olsaydım Hanife, onlar benim yanımda olurdu tamam mı? Nerede olduklarını bilirdin. Niye? Ben sana demedim mi? İlk başta kavgamız bu değil miydi? Sen... Ben seni gelinimi senin yanına göndermek sen istemiyorum. Sana güvenmiyorum demedim sen mi? Sen kendi evindeki kızına dahi sahip çıkmadın. Ondan sonra el kaldırıp sen ondan be, sonra... Nezahat Hanım, zamanı konuşalım. Kızınız Kader nerede? Şu anda mevcut durumdan bahsedelim. Kızınız şu anki evlendiğiniz kişinin oğluyla beraber kaçtı mı? Kaçtı. Kızınız Hamza ile evli mi? Resmi nikahlı olarak evli. Evet. Beraber kaçtılar mı? Kaçtılar. Hüseyin sizin, diğer kızınızın eski nişanlısı mı? Nasıl? Damla'nın eski nişanlısı mı? Benim kızım daha 16 yaşında. Ne onların arasında bir gönül ilişkisi oldu mu bu Hüseyin'in? Hayır, böyle bir şey yok. Nerede yok? Niye yalan söylüyorsun? Doğrusunu konuşsana. Ispatlasın o zaman. Ispatlasın. Varsa ki benim kızım daha 16 yaşında. Niye? Şeylerden şey yapıyordu, paylaşım yapıyordu. Çıkart o zaman. He? Çıkart o zaman. Varsa niye yalan söyle? Sen benim evime geldiğin zaman ben sana demedim mi? Sen nasıl bir annesin? 16 yaşındaki çocuğu oğluna nasıl tutuyorsun diye sormadım ben sana. Ben senin evine... Sen ne dedin? Evlendiğin adama nasıl tutuyorsun diye sordum sana. Evlendiğin adamın oğluna nasıl tutuyorsun diye sordum. Hani sen de dedin birbirlerini seviyorlar dedin. Zaten siz beraber Damla ile Hüseyin Yaşlı'nın ilişkisi varken Karabük'e anneannenin yanına gittin ya. Beraber zaten çekilmiş fotoğrafları vardı. Onlar da elbet bulunur bir gün. Sıkıntı yok tamam, yani onu da ispatlayacağım. Hepimizin fotoğrafları vardı. Herkes fotoğraf çekildi. Tamam ama onlarınki daha farklı bir şekildeydi. Hani böyle abi kardeş çıkart değil de zaman, biraz daha bir ileri. Şey, çıkart, ve buna herkes karşı çıktı şey, zaten. Çıkart. Demek yani ya, bakın evine gittiğimde evlenirken Nezahat benim Hanım, oğlum sen dışarı attın sahip Nezahat Hanım, ne demek adam olsaydın da sahip çıksaydın, bu nasıl bir cümle ha. Evlenmeye eğil olan hayır, kişi reşit olan evlenme, kızınız tamam, nikah, karar vermiş nikah, burada saniye. Kusurlu olan kızınız evine düzeyini düzseydi tamam mı yer yatağında yatmasaydı eşya atsaydı evine Nezahat Hanım benim evimde eşyam var şu anda Yakup'un evli olduğunuz kişinin oğlu evli bir kadını kaçırarak ona sahip mi çıkıyor? Yani sizin mantığınız bu mu? Sahip çıkmak o anlamda demiyorum. Bir insan evlendiği karısına bir eşya alamaz mı? Yer yatağında eski bir yatakta yatırır. Nezahat Hanım bak bunları söylüyorsunuz. Siz şunu ifade ediyorsunuz. Damadım evlilik birliğinin getirdiği yükümlülükleri yerine getiremedi. O zaman kızınızın yapması gereken eşinden boşanmaktı. Bunu yapmayarak bir başkasıyla aldatması eşini... Onu kusurlu hale getirir. Bunu savunulacak bir yeri kusurlu yok. Kusurlu olabilir. Tamam. Bu öyle bir hata yapmış olabilir. Ben hatasını ondan sonra yok demiyorum. Ama bu şekilde ondan sonra herkes oraya çıkarak kendini haklı savunmasın. Bakın ha. Niye sen kendi haklılığını savun bir bakalım. Bir önce neydi? Kızınız Kader'in Alagöz'ün ortaya çıkmasını istiyor. Kocası resmi nikahlı eşi. Çünkü derdi onunla barışmak değil. Evet. Bir an önce boşanmak ve bu ihaneti kaldıramayacağını, nasıl evlendilerse öyle boşanmaları gerektiğini söylüyor. Kızınızın ortaya çıkması lazım. Ondan sonra ne halt yiyorsa yesin. Ne yapıyorsa yapsın. Şimdi oraya çıkınca yani kendini aklamış mı oldu?
Herkes miyim? Olmuyor evet. Hanımefendi, şunu anlamıyorsunuz. Kızınız nerede? Adresini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyor. O zaman siz de buradan kızınıza çağrıda bulunun. Kızım, eşini terk ettin. Bizi terk ettin. Yanlış bir yoldasın. Ortaya çık demeniz lazım. Esra abla, bir saniye sözümüzü kesiyorum. Söyle. Düne kadar ben konuşurken kayınvalidemle, yani Nezahat Yaşlı ile konuşurken her zaman benim arkamdaydı. Sen dedi ne yaparsan yap, ben de senin de zaten yanındayım. Zaten insan şerefi ve namusu için yaşamaz. Madem öyle, geçin benim tarafıma, çıksınlar ortaya, savunmasın kimse onları. Nezahat Hanım, zaten ben yakamdan düşmelerini istiyorum. Yok. Nezahat Hanım. Bana yalan söyledin her seferinde Hamza. Anladın mı? Sen evet, ben senin yanındaydım, senin arkandaydım ama sen beni kandırmadan önce düşünecektin bunu. Ne konuda kandırdım seni? Sen bana dedin ki oraya çıkmayacağım dedin. O şekilde yani daha bana çok şeyler söyledin. Hangi benim arkasında peki, durdun? Peki buraya çıkması ya da çıkmaması kaderi ortaya çıkartıyor mu? Siz şunun... Boşanma davası zaten açmadı mı? Bunlar zaten hayır. İkisi de görüşmüşler. Kimle telefonda bunlar konuşmuşlar. Bunlar evet, zaten konuşuyorlar. Boşanma niye buraya çıkıyorlar? Konuşun. Biz boşanma davasını açtık. Niye gururumuza yediremediğimiz için, içimize sindiremediğimiz için. Ben sana ne dedim? Ben oğlumu tutamıyorum. 10-20 yaşında daha benim yavrum ya. Benim yavrumu yakmaya hakkınız yok ki. Bir fotoğraflara bakıyorum. Niye o... Ya hala bak benim fotoğraflarımı koyuyorsunuz. Ben sizden hala sen... Tamam mı? Benim özelimi ortaya döktüğünüz için benim fotoğraflarımı, herkesin fotoğraflarımı Nezahat Hanım, bak şimdi özeliniz diyorsunuz ama sizin evlendiğiniz tarih itibariyle o süreçte kızınız yanınızda, damadınız kendi evinde. O evin içerisinde evlendiğiniz kişinin oğluyla beraber kaçıyor. Sizin de bu durumda kızınızın nerede olduğunu merak ediyor olmanız lazım. Ben hatta aradığımda karakola gittin mi dedim buna. Telefonları kapanıp ulaşamıyorum. Nerede olduklarını da bilmiyorum. Niye? Ben seni aradığımda karakola git dedim. Niye gitmedin? Neden gitmedin? Karakola gittiğinde ne olacak? Başvuru yaptık mı? Ben karakola gittim, savcılığa gittim. Gelinimden haber alamıyorum dedi. Sen niye gittin gitmedin bir anne olarak? Hamza boşandı, dava açtıktan sonra Hamza niye? Kaderle benim evladım mı? Ortadan kaybolacak da ben evladımı bulmaya gitmeyeceğim. Ne, hangi hatayı yaparsa yapsın. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Sen, madem o kadar ondan sonra düzgün bir insandın. Sana kader geldiğinde senin 15 yaşındaki kızın ondan sonra kaderi el kaldırırken, döverken niye Nezahat Hanım, bakın el kaldırması geçmişten bahsetmiyoruz. Biz şu andan bahsediyoruz. Benim hiçbir şekilde el kaldırmak bir şey olmadı. Yalan söylemedi orada. Açık niye evlat gibi görmediniz? Kader bana geldi, sıkıntım var dedi. Onlar mutsuzum dedi. Bana ondan sonra Hamza sürekli döveceğim diye bağırıyormuş. Benim kızım 15 yaşındaki kızım el kaldırıyormuş. Kızım vallahi benim kızım her akşam yer yatağında yatıyordu. Niye o zaman sahip çıkmadınız? İsterse arkadaşınız da geldi. Yalan söyleme yalan. Doğrusunu yalan demiş. Yalan mı? Herkes sahip değil mi? Yer yatağında yatmıyor sen, muydu? Sen zaten kendi kızını benden daha iyi tanıyorsun. Zamanla sen de bazı şeyler için. Hani hiç eskiler açmaya hiç gerek yok. Siz attınız ben sahip çıktım sizin aynen, kızınıza. Aynen sen dışarı attın biz sahip çıktık. Senin benim... Sokağa attın ben sahip çıktım. Damla dön gel bağlasın canlı yayına. O her şeyi daha iyi biliyor. Senin nişanlıyken, kızın... Bak nişanlıyken yediğin haltı unutma istersen. Nişanlıyken yaptıktan sonra... Sen niye düne kadar sen küfür ediyordun? Bugüne kadar aradım oldu. Seni insan gibi aradım. Neden dedim? Ne niye böyle bir şey yaptın ne dedim? İnsan gibi aradım. Sen ben seni yanındayım dedim. Şöyle dedim, böyle dedi. Şimdi niye yanımda değilsin Nezar? He? Sen, şimdi niye yanımda olmaz. Değilsin Nezar? 200'lü bir insansın tamam mı? 200'lü değilim bak. Böyleyim işte böyle. Bana şu anda yeni evlendiğin kocanı aratıp da küfür ettiren bir insansın. Ben senin yanında olmam. Sen benim anladın kocamı mı? Karıştırma. Nezahat Hanım, sizin ne Hamza'nın yanında olmanıza ne dününüzün yanında olmanıza ihtiyacınız yok ki. Sizin şu anda yapmanız gereken tek bir şey var. Kızınız kader alagöz kayıp mı? Kayıp. Aynı zamanda evlendiğiniz eşinizin oğlu da kayıp mı? Kayıp. Bu ikisi beraber kaçtılar mı? Sizin şu anda anne ve baba olarak telaşlı olmanız lazım. O kadar sizin rahat gidip bir şey ki biliyor ki rahat konuşuyor. Bir insan bilmese ben rahat olamaz ya. Olamaz. Ben gece rahat yatamam. O yastığı başımı koyduğum zaman benim evladım nerede? Ne şekilde diye düşünürüm. Nereden biliyorsun araştırmadığımı? Niye? Nereden biliyorsun ki çünkü bu kadar rahat konuşuyorsun. Şimdi açıkça ben söyleyeyim. Hamza'nın ve annesinin en büyük şüphesi şu. Nezahat Hanım
Kaderim ve Hüseyin'in nerede olduğunu biliyor. O yüzden de bu şekilde rahat davranıyor. Tamam gelsin o zaman gelin onu bakın evimde var mı yok mu gelin o zaman. Evde hani değil ondan sonra Ankara'ya geldim ayakladım eşimdir. Madem bak, o kadar adres... da evini döşeyene kadar evini tutana kadar bunlardan haberiniz var da evini benim çünkü kesinlikle kader böyle bir şey yapmayacağına inanıyorum ama bunun aklına girdin bir şekilde girdiniz bu şekilde oldu. Evine döşeneye kadar haberin var. Nereden bileyim evini döşemediğini? Evini döşediğine kadar haberin var. Kiralık ev tutmuş. Nereden biliyorsun evini döşemediğini? Kiralık ev tutmuş. Hüseyin'den kader. Ne zaman? Ne zaman tuttular bilmiyorum. Ya Bismillahirrahmanirrahim ya. 14 Haziran'da nikahı var. Bugün ayın kaçı? Bugün daha ayın 8'i. Hafta oldu. İki yani bir haftada bir kızın evi tut, kurulu, kaç, düzen, planlar, kurulu düzene getirilir mi? Çünkü bu neden kaynaklaşıyor? Nezahat Hanım sizden bir ricada bulunuyorum. Kızınız Kader'e ya da Hüseyin Yaşlı'ya ulaşabiliyorsanız bir an önce ortaya çıksınlar. Hamza'nın asıl muhatabı eşi Kader Alagöz kendisiyle Kader telefon hattındaymış. Alo. Efendim. Kader Hanım selamlar. Acil bir reklama gitmem lazım. Lütfen hattan ayrılmayın. Eşin telefon hattında. Bir an önce de gelsin anlaşmalı boşanma sağlansın. Sonra ne yapıyorlarsa yapsınlar. Huri Hanım'ın ailesi Mehmet Bey'i affedecek mi? Ve Salih Gayret, Tolga'nın babası mı? DNA testinin sonucu birazdan açıklanacak. Hamza'nın eşi, bir hafta 10 gündür haber alamadığı eşi telefon attığında reklamlardan sonra geliyoruz.